anda Kızılcahamam'ın içindeyiz. Ozan bir yer bulmak için uğraşıyor. Alışverişimizi yapacağız. Tüpümüz bitti. Tüpümüzü değiştireceğiz. Biraz yoğun bir trafiği var şu anda. Yer bulmak da çok zor. Sıkışık bir yer. Ankara'dan çıktıktan sonra 40 kilometre daha ilerledik. Kızılcahamam'a geldik. Alışverişimizi yaptık burada. Yaylaya çıkacağız. Yaylaların soğuk olduğunu söylediler bize. Hamamdan çıkıp yaylaya gidersek düşürüz diye Tuğba tereddüt etti. Dedik ki o zaman yarın randevu alalım. Yarın öğlen 12'ye randevu aldık. 1,5 saatlik. Oda fiyatları 90 lirayla 120 lira arasında. Odanın büyüklüğüne göre değişiyor. Havuzlarda jacuzzi var. Hamam var. İçerisi gayet güzel. Belediye işletiyor. Otopark ücretsiz. Belediyenin detaylarını yarın tekrar paylaşacağız. Şimdi Karagöl Yaylası'na çıkıyoruz. Buraya o da 30 kilometre kadar. Hadi gidelim. Karagöl'e çıkıyoruz. Rampaları çıkmak zor mu Ozan? Oldukça. İkinci vites, üçüncü vites. Arada bir dinlendik araba soğusun diye. Ya çıkmaktan tırsmıyorum da. Bu Kızılcahamam'dan sonra bayağı hiç durmadan bir rampa tırmandık. Bayağı 20 dakika falan sürdü. İşte yarın oraya ineceğiz ya, o biraz böyle insanı şey yapıyor, korkutuyor. Gider geliriz ama. Doğası çok güzel. Çok fazla çok... bitki çeşitliliği var. Renk evet. Renk çiçekler ve arıcılık çok fazla sanki. Yarın dönüşte arıcılardan bakalım, bulabilirsek bal alalım. Köylülerden bulabilirsek süt, kaymak alalım. Çünkü dediğin gibi çok fazla yemyeşil bir yer. Çok değişik çiçekler var. Rengarenk. Hani sütü de balı da güzel olur buraların. Bir de geceden korkuyorum. Ayı, kurt, tilki, domuz hepsi varmış burada. Utku çok istiyor. Hani görelim onları, ayıyla boğuşacağım ben falan diyor. Tabii arabanın içinden çıkamayacaklar da. Bakalım gecemiz nasıl olacak. Ona bir tedirginiz. Böyle doğada yaban hayvanların içinde kalmadık hiç. Bu da bizim için ilk deneyim olacak. Yolumuzda 1,5 saat falan sürüyor. 15 dakikamız kaldı görünende ama Kızılcahamam'dan 1,5 saat sürüyor. Harita 1 saat gösterdi. Dönüşümüz de 1,5 saat sürer. Abi gölün etrafını tahta çitle çevirmişler. Alanın etrafını çevirmişler. Bakın ileride büyük balıklar var. Görüyor musun? Bak elimin hizasına bak. Bak suda yüzüyorlar. Gördüm. Kocaman balıklar yüzüyor suyun içerisinde. Evet. Ördek yavruları var. Güvenlikler geziyor. Su altı bitkisi çok güzel. Çeşitli... Lan şurada da bebek var. Gördüm anne, balık gördüm. İki tane yüzecek. Gördün mü? Şu tepelerde. Çıksak bakayım mı? Çıkayım mı? Herkes istediği gibi yürüyorsun ama ben geliyorsun. İstiyorsun. Kurban kurbanlardan böyle yürüdür. Dedik. Korkmayan da böyle koşsun oğlum. Abim gibi. Koş yakala abini sen de.
Çok serin bir yer. Ağaçlardan dolayı ve bulunduğu konumdan dolayı da serin. Şu an saat 5.30-6 arası. Hani bizimkiler montu aldı. Tuğba üzerini giydi bile. Yürüdüğümüz için biraz efor sarf ediyoruz. Ama otursak herhalde üzerimizi giymemiz gerekecek. Aa, sana bahsettiğim abi gördüm. İşte şeyler bunlardı. Yiyecek arıyorlar. Şunu tutsana. Benden düşecek bu. Az önce biz dağın üstünde kurbağa gördük abi, babacığım. Bunlar böyle arkasından böyle ayaklarını böyle salıyor. Senin paletlerin var ya. Hı-hı. Bunların da paletleri var. Değil mi? Evet. Böyle gidiyorlar bak. Ördekler. Ördek. Ördekli büyüdüm mü? Nasıl senin yanaklarını? Karagöl Milli Parkı'na geldik. Burada konaklama yapılmadığını söylediler. 2 sene önce bir ayı saldırısı olmuş. Ondan dolayı kapatmışlar. Buraya yakın 3 veya 5 kilometre ilerlerde yaylalar varmış. Oralara gidebilirsiniz dediler. Milli Park olduğu için burada konaklayamıyormuşuz. Küçük gezmelik bir yer. Kamp için buraya kadar gelmeye gerek yok. Karagöl'de kamp yapamadığımız için Kızılcahamam'a doğru dönmeye başladık. Dönerken yolda böyle bir alana rast geldik. Arabayı buraya çektik. Karnımız da acıktı. Akşam yemeğini yemediğimiz için. Oturabileceğimiz bir masa. Burada bir çeşme. Ve bir mangal alanı var. Bir saat kadar burada bir ateş yakıp yemeğimizi yedikten sonra Kızılcahamam'a doğru devam edeceğiz. Uygun bir yerde konaklama yapacağız. Kattın kafana taşı o şeyi. 1 kilo kavurmalık et aldık. Saç aldık. Kızılcahamam'dan. Bunu gönlümüzden geçen Karagöl'de yapmaktı. Ha, burası da serin. Al yeter. Amma ben en başından dersin. En başından. Sıramaşının sen neresinden başlarsın? En başından. Atlıca'nın yanındaki belediyenin otoparkı var. Ücretsiz. Buraya park ettik. Güvenli, güzel bir yer burası da. Kaplıca hemen burası zaten. Biz sabah erken aldık 8'e. Hiç kullanımı olmadan sabah erkenden girelim daha temiz olur diye düşündük. Saat 7.50. Bunları kaldırmaya çalışıyoruz hala. Alp. Alp, hadi hamama gideceğiz. Hadi. Hadi Utku. Hadi lütfen. Uyandırmaya çalışıyoruz bunları da böyle. Uyanınca gideceğiz. Tuba hazır mı eşyalar? Evet. Biraz
oldu bu çanta sanki. Olsun. Kızılcahamam'ın bazlaması meşhur. Her yerde bazlama fırını var. Ekmek fırını gibi. Her yerde bazlama satıyorlar. Biz de dün bazlama aldık. Bir de bal aldık. Burada güzel balcılar var. Ekmeğin arasına, bazlamanın arasına bal sürdük. Sabah kahvaltısı niyetine yiyoruz değil mi Alp? Şimdi de hamama. Nazda baksana. Altı geçtim. Altı geçtim. Günaydın, hoş bulduk. Hadi çocuklar. Biri karşı oldu. Anahtar üstünde ya. Arkasında. Tamam, sağ olun. Gir. Tuvaleti. Burada bir sauna var. Saç kurutma makinamız, telefon varmış. Ve jacuzzi'li termal havuz. Hadi Al. Hamamdan çıktık. Evet. Sıcak mıydı? Çok sıcaktı. Çok sıcaktı. Sakın arkadaşlar bekleyip girdiğinizde çok sıcak oluyor. Bekleyip direksiniz. Sonra alışıyorsunuz ama çıktığınızda atladığınızda yanıyorsunuz. Evet. Sakın öyle bir şey denemeyin. Yavaş yavaş alışa alışa girelim değil mi? Evet. Öyle girmeniz lazım. Tuğba, yanaklar pembiş pembiş olmuş. Su sıcaktı. Ama ben ara ara çıkıp soğuk su dökülüp öyle girdim. Gerçi Alp soğuk su dökülmeme fırsat bırakmadı. Sürekli soğuk suyu attı tepemden. Bir delirtti beni ama olsun. Güzeldi. Yorucu. Şu anda yani yatsam uyusam çok daha güzel olacak her şeyden. Şimdi buraya yakın Soğuk Su Milli Parkı var. 1 kilometreymiş buraya. Hemen yukarı tarafta. Oraya da geçeceğiz. Kahvaltımızı orada yapacağız. Oradan da... Detaylı bir kahvaltı hak ettik. Evet. Evet. Bazlamalı. Anne. Evet, meşhur bazlama. Her yer bazlama fırını burada. Bazlaması meşhurmuş. Baba canım verir misin? Bir de neleri canım meşhur? Kolonyaları var. Kolonya var evet. Soğuk Su Milli Parkı'na geldik. Hamamdan çıktıktan sonra 1 kilometre yazıyordu ama 500 metre falan anca gelmişizdir. Anne, yani 2-3 dakikada Milli Park'a geldik. Kahvaltı.
kahvaltımızı burada yapacağız. Güzel bir yer bulalım bakalım. Biz de biraz daha kamp içerisinde piknik yerleri var, su var. Ortalıkta tuvaletler yok burada. Günübirlik kullanım için. Belki tuvaletler daha aşağılarda olabilir. Aracımızı biz buraya çektik. Müsait bir yer bulduk. Şurada da çardaklar var. Mangal ve masalar var. Kahvaltımızı oraya hazırladık. Çayımızı demledik. Ve bazlamamızı ısıttık. An itibariyle soğuk suda kahvaltımızı yapıyoruz. Bayağı da esiyor burası serin. Çay ortası var.